Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın adıyla Rahman ve Rahim'dir. Selamun Aleyküm. Tefeül'de bakın neler çıktı. De ki sizi ondan ve bütün sıkıntılardan ancak Allah kurtarır. Sonra siz sözümüzü unutur, yine ona şirk koşarsınız. İnsan olun hasiyete. Nisyanı müftena. De ki Enam suresindeyiz. O size üstünüzden veya ayaklarınızın altından azap göndermeye yahut sizi fırkalar halinde birbirinize karıştırıp bazınızı bazınızın kinini tattırmaya kadirdir. Allah'ın Kadir ismi sahnede. Bak ayetleri nasıl açıklıyoruz. Ta ki anlasınlar. Halbuki o Kur'an hak olduğu halde kavmin onu yalanladı. Uydurdular. Kur'an'ı değiştirmeye kalktılar. Evet. Bunlara şahidiz. De ki, ben sizin üzerinize bir vekil değilim. Biz sizin üzerinize vekil değiliz AK Partililer, Haramiler, Süfyan Erdoğan. Duyun, MGK domuzları, ÖKK şerefsizleri, MİT'i, İT'i. Her haberin kararlaşacağı, vuku bulacağı bir zaman vardır. Zamanı merdutu gelecektir. Ve ileride bileceksiniz. Çok yakında bileceksiniz. Ayetlerimiz hakkında İleri geri konuşmaya dalanları gördüğün zaman ise artık onlardan başka bir söze daldıkları zamana kadar kendilerinden yüz çevir. Biz de yüz çevirdik. Buna rağmen şeytan bunu gerçekten sana unutturursa artık katıldıktan sonra o zalimler topluluğuyla beraber oturma. Biz zalimler topluluğuyla beraber asla oturmayacağız. Zalimler Allah'ın belasını, lanetini üzerine çekmiş bir helak olacak toplumdur. Hem Allah'a karşı gelmekten sakınmakta olanlara, onlara o kafirlerin hesabından bir şey yoktur. Fakat müminler için onlara iyiliği emretmek cihetiyle bir hatırlatmak borcumuz vardır. Evet, o borcumuzu yerine getiriyoruz. Ta ki onlar da sakınsınlar. O halde dinlerini bir oyun ve bir eğlence edinen ve dünya hayatı kendilerini aldatan kimseleri bırak. Hem sen onunla o Kur'an ile nasihat et ki bir kimse kazandığı günahlar yüzünden helaki düşürülmesin. Ona Allah'tan başka ne bir dost ne de bir şefaatçi vardır. Azabı kendinden men etmek için her türlü fitneyi feda edecek de olsa ondan alınmaz. Allah minnet verir, ihmal etmez. İşte onlar kazandıkları günahlar yüzünden helaki düşürülmüş kimselerdir. İnkar etmekte olduklarından dolayı onlar için kaynar sudan bir içecek ve çok elemli bir azap vardır. Ebedi. De ki, Allah'ı bırakıp da bize ne fayda veren ne de bize zarara dokunan şeylere mi tapalım? Yani bir puta mı tapalım istiyorsunuz? Ve Allah bize hidayet erdirdikten sonra ökçelerimiz üzerinde geriye küfre mi döndürelim? Biz küfre dönmeyiz ki. O kimse ki gibi ki bize gel diye kendisini hidayete davet eden arkadaşları varken siz o arkadaşları gördünüz hepsini. Şeytanlar onu yeryüzünde şaşkın bir hale düşürmüştür. Şaşkın ördektir hepsi. De ki şüphesiz Allah'ın hidayeti, hidayetin ta kendisidir. Ve bize alemlerin Rabbine teslim olmamız emredildi. Biz de bir de namazı hakkıyla eda edin. Ve ondan Allah'tan sakının diye emredildi. Zira kıyamet günü huzuruna toplanacağınız ancak O'dur. Gökleri ve yere hak ile hakkıyla icabet ettiği şekilde yaratan O'dur. Ol, kün diyeceği gün her şey O'nun hemen oluverir. Sözü haktır, sura üfleneceği günde mülk O'nundur. Görünmeyeni ve görüneni bilendir. Çünkü O hakim, her şeyi, her işi hikmetli olandır. Habir, her şeyden haberdar olandır. Allah her şeyden haberdardır. Bu nedenle ya Habir, ya Latif, ya Alim, ya Kuddüs, ya Hay, ya Kayyum, ya Kadir, ya Ahad, ya Samet. Allah her şeyden haberdardır. Hangi zulmü yaparlarsa yapsınlar. Biz mütfarız. Biz bu ümitle şahlanmış insanlar topluluğuyuz. Allah'tan, Allah'ın rahmetinden
ümitinizi kesmeyin. Zümer suresi 53. Yese düşmeyin. Yeis mani her kemaldir. Yes öyle bataktır ki düşersen boğulursun. Azmine sarıl sımsıkı bak ne olursun. Yaşayanlar hep ümitle yaşar. Meyus olan ruhunu vicdanını bağlar. Ey dipdiri meyit! İki el bir baş içindir. El de senindir, baş da senindir. Kurtarmaya azmin ne için böyle sürektir? Sen mi? Sen mi? Ne kurtarmaya koşuyorsun? Kurtarılacak sensin. İmanınız varsa dayanacaksınız. Dişinizi sıkacaksınız. Yılgınlık göstermeyeceksiniz. Bu dünya dayanma dünyasıdır. Darılma dünyası değildir diyeceksiniz. Sağanak sağanak başınızdan belalar yağsa, yer şak şak olsa bela fışkırsa, sema şak şak olsa bela yağdırsa, ibadet-ü taatın mevcut şeklinden bin katı fazlası sizin üzerinize yüklense, masiyetler daha da azgınlaşsa, yine dişini sıkacak, meyitler gibi kanıtlanacak, eteklerine tozu toprağa bulaştırmadan, neredeyse bazı meleklere taş çıkartacak şekilde, semada onları geçecek, bunu ispat etmeye çalışacak. Zira önümüzdeki yılın vazifeler böyle olmayı bekliyor, böyle olmayı iktiza ediyor. Yese takılıp kalmayın, onun silemeyeceği günah yoktur. Şahlanın, şahlanın, veliler içinde kendinize yer arayın. Şahlanın, enbiya arkasında kendinize yer arayın. Şahlanın, Bedir ashabı arasına girin. Şahlanın, ümitle şahlanın. Allah bütün kötülükleri sileceği, günahları sileceği ümidiyle şahlanın. Ruh arslanlar arasında yerlerinizi alın. Allah almaya muvaffak eylesin. Amin. Bu kısa mesaj herhalde herkes için bir bahar neşidesi olmuş. Reklamlar bitmiyor efendim. Bugün Hakiki İsterilerle bir programım vardı. Amerikalı Kanadalı dostumuz Bryce bir topluluğa, Hakiki İsterileri topladığı bir topluluğa beni de davet etmişti. Ve orada Hazreti Hacer'in hayat hikayesini Tevrat'a, İncil'e ve Kur'an'a göre anlattı. Şunu fark ettim. Demek ki kıssanın tamamını öğrenmek için üç kutsal kitabı da beraber okumak gerekiyormuş. Kur'an-ı Kerim'in neden Tevrat, İncil konusunda tahşidatta bulunduğunu bugün anladım. Kitaplara iman, bugün bende iman oldu. Ve Rais'e şunu söyledim. İbn Arabi'nin görüşünü unutmuşsunuz. Onu da ben söyleyeyim dedim. İbn Arabi Hazreti İbrahim kıssasında Hazreti Hacer'i Mekke'de ıssız bir yere bırakırken acaba bir ebüz vardı. Sara validemiz onu ebüz yapmıştı. Taciz etmişti. Kıskanmıştı. Bu superiority kendisini üstün görme duyu, asil olduğu için doğru değildi dedi Bryce. Fakat daha sonra o kurban geldiğinde onlar İshak diyor tabii, biz İsmail diyoruz. Dedim ki önemli değil İshak veya İsmail. Burada önemli olan Hazreti İbrahim'in yaptığı bir suçmedir, bir zelledir. İbn Arabi bunu söylüyor. Bir suçme yapmıştır İbrahim. Korkmuştur bir anlık ve rüyasını yorumlamamıştır. Yaptığı hata uydu. Eğer rüyasını yorumlasaydı, alemi misalde görünen kurbanlık hadiselerinin gerçek olmadığını, yani Allah-u Teala'nın ona sembollerle gösterdiği kurbanlığın aslında gerçek niyeti değil de Allah'ın onu bir imtihan olduğunu anlayacaktı. Rüyasını yorumlaması gerekiyordu. O bir peygamberdi. İsmet sıfatı vardı, fetanet vardı, feraset vardı. Evet, Hazreti İbrahim bir peygamber, biz peygamber değiliz. Sıradan insanlarız ve
İbn Arabi şuna dikkat çekiyor. Allah için indinde nezdinde kurtuluş diye bir şey yoktur. O mefhum insanların mefhumudur. Allah zaman üstü, mekan üstüdür. Onu tezih ederiz. Allah'a tesbih ederiz, hamd ederiz. Allah-u Teala Hazreti İbrahim'i terbiye ediyordu. Biz de terbiye ediyor. Bunu söyledim. Allah'ın rububiyet sıfatıyla terbiye görevini yaptığını ve Hazreti İsmail'i daha sonraki hayatında ziyade ettiğini anlattı. Evlendirme aşamasında sorunlarını çözdü. Hep bir sorun olduğunda Hazreti İbrahim gidiyor ziyarete. Hazreti Hacer ayrılar. İki ayrı ev. Ki Hazreti İbrahim kesin tavrını koyamamış. Sara validemizin tacizine karşı ki orada Hazreti Sara da mübarek bir kadın. Hazreti Cebrail ile görüşebilen bir kadın. Peygamber doğuran bir kadın. Hazreti Hacer de bir peygamber doğurdu. Hazreti İbrahim iki arada bir yerde kaldı. Burada Hazreti İbrahim neden adaleti sağlamadı diye görüşünü bildirdi Rice ve topluluğu açtı. Tefekkür edin dedi. Bakın adalet bu dünyada tam sağlanamıyor. Ahiret lazım ki Allah büyük mahkemede gerçek adaleti sağlasın. Ve orada hiç bilmediğim bir şekilde hikayeyi sonlandırdı. Çok merak ettim. Hikayenin nasıl sonlandığını, çünkü Kur'an-ı Kerim'de biz bilmiyoruz. Hazreti Hacer ne olmuştu? Hazreti İshak, Sara validemiz vefat ettikten sonra artık kıskançlığa yer kalmadığı için Hazreti Hacer validemizi ziyaret edip Hazreti İsmail ile bir barış sağlamıştı. Babasını demişti ki sen Hazreti Hacer anamı, üvey anamı tekrar nikahına al. O bir hür kadındır. O küre değildir. O esir değildir. O cariye değildir. O benim anamdır. İsmail de benim kardeşimdir dedi ve aile birleşti. Bu şekilde hikayeyi happy ending şekilde bitirdi. Dedim ki çok cinlisin Bryce. Bunun kaynağını bana gönder. O da dedi ki sen de bana İslam'daki büyük kadınlar, Kur'an'daki büyük kadınlar kitabını gönder. Tamam dedim ve yarın için sözleştik. Hakiki sevgiler güzel insanlar. Biz hakiki sevgilerle beraberiz. Hak dostları. Allah'ı Allah için sevenlerle beraberiz. Fakat Türkiye'de biliyorsunuz aktualiteye dönecek olursak bir zulüm bilançosu var. 24 saat içinde şeytan çok yoğun mesai yapmış. Şeytan tatilde herhalde. Erdoğan ve haramileri, MGK, ÖKK, MİT itleri, köpekleri şeytan yerine icraatlarını yapmışlar. Vatan hainleri kapıdan, bacadan, paçadan kibirleri dökülüyor tabii. Bunlar dış güçlerin kuklaları. Zulme devam edenler haindir efendim tabii. Bu hainlerin neler yaptığını sosyal medyada Twitter'den size seçmeci olarak aktaracağım. Muhalefet ediyormuşuz gibi çek bir pampa diyor bizi. Tanıyorum kim olduğunu. Mazlumun bedduasına sakının. Çünkü onun bedduasıyla Allah arasında bir perde yoktur. Buhari, sahih hadis. Allah hiçbir anne babayı çocuğuna yeni bir çanta alamamışken 214 milyar liralık çantayla gezenleri alkışlayacak kadar şuursuz yapmasın. Kemalist, Atatürkçü, ulusalcı bir Twitter hesabı. Ergonokon'un bir numarası Erdoğan'dır. Ne istedilerse hepsini tek tek sadakatle yerine getirmiş ve Dolmabahçe sürecine sadık kalmıştır. Yani bir köpektir. Katırdır, domuzdur ve gorildir. Kim kimi aldatmış? Erdoğan'ın danışmanına göre 2009'da bu hasret bitsin diye Samanyolu Koleji'ne gelen Erdoğan bir siyasi dahi menavi göstermiş ve insanları alkışlatmış. 10 binlerce ahmak diye dalga geçmişlerdi. Ya resmen adama münafık demiş, münafık. Yalan söylüyor demiş. Yani aldatıyor demiş. Aldatan bizden değildir diyor hadiste. Hadis açık. Münafığın bütün adametlerini göstermiş. Emanete hıyanet etmiş. Yalan söylemiş. Verdiği sözü tutmamış. Münafık demiş yani danışmanı Erdoğan'a.
Ama Erdoğan ve haramiler ahmak olduğu için danışmanın ona münafık dediğini anlamamış. Zombi olmuşlar hepsi. Benim anlayamadığım başka şeyler de var. Yani Mesut Barzani'yi devlet başkanı muamelesi yapıp bayrağını çekip getiren Ankara'ya AK Parti kongresinde alkışlatan kimdi? Erdoğan'dı, Binali Yıldırım'dı. Peki Kürdistan referandumun sonucuna niye şaşırmış gibi yapıyor bunlar? Allah Allah. Sözüm süreci dediği ihanet süreci, akil adamlar sürecinde PKK'yı azdırdı. Tek muhatap yaptı. Terör örgütü 80 bin silah yedi. Öldürdü. Hiç sesini çıkartmadı kimse. Sonra bu eşkıyayı da onur konu yaptı. Salih Müslim'i de getirdi PYD'nin başkanına. Ağırladı. Sonra ne olmuş bu arada? 16 yıldır ülkenin borcu 450 milyar dolara çıkmış. Gençlerin de %25'i işsizmiş efendim. Yani Bektaşi'ye sormuşlar. Gelişmemiş demokrasilerde devlet yönetimi neye benzer? Bektaşlar akıllıdır abi. Yanıt vermiş. Demiş ki Hint yağı diye gelmiş. Ne Hint yağı? Niye diye sormuşlar. Ne Hint yağı ya? Bektaş demiş ki Hint yağının kim tadına baktıysa ya altına etti ya da ülkenin içine. Bu gülme arası biliyoruz. Cemil Yılmazlık yapmıyoruz ama gülme molası. Özgürlüğün en büyük düşmanı halinden memnun olan kölelerdir diyor. Bunu da Guevara var. Malum yani şu komünist dağ adamı var ya, fakir gariban biriydi. Ey millete bir silah olan darbeyi münker, ey hürmeti kanunu tepeden satmayı bidat. Milliyeti kanunu mukaddes tanıyan her vicdan senin lanetle, mezeletle eder yat. Düşsün sana meyyarı tahküm, eğlen ser kopsun seni, bir hak diye alkışlayan eller, kopsun eller, diyor Tevfik Fikret. AK Parti'nin yozlaştırdığı ülkede gelinen durum şu. 7 yaşındaki Zeynep'i okul yolunda öldüren cani olan babası cinayeti keyifle işledim diyor. Kendi çocuğunu öldürüyor. Çıkınca diyor anasını da öldüreceğim diyor. Şimdi bu dünyada adalet olsaydı bu adama iple salandırmak lazımdı. Ama bu katili Süfyan Erdoğan rejimi cezalandırmaz. Arka kapıdan çıkartır. Tetikçi yapar. Cinayet işletir. Bu durumlara tabii artık dayanamayan Sakarya'da bir polis memuru kendini asmış efendim. Allah tüm zalimleri kolon kanserinden metastaz yapsın. Ama öldürmesin. Süründürsün, mahvetsin. Acılar içinde gebertsin. Enes Kızık 23 yaşında 5 günlük astsubaydı. Tutuklandı. O da kanser olmuş. Gerçekten kanser olan çok insan var. Kemoterapi görüyordu. Tutuksuz yargılanması gerekir ama ölsün diye hapishanede ölüme mahkum ettiler. Çok böyle insan var. İlaçlarını dahi verdirmiyorlar. Şahin Alpay çok sayıda ilaç kullanırdı. Vermiyorlar, ölsün istiyorlar. Böyle güzel bir aydın. Memleket isterim çocukların kapı ardında babam ne zaman gelecek diye beklemekten yorulup uykuya dalmadığı bir ülke isterim. Sokaklarda çılgınca koşup ip atlayan bir ülke isterim. Buradan ip atlardım. Odamlara top oynamıyor. Valla Beştaş oynuyor. Özledim o ülkeyi ben. 12 yaşında, 10 yaşında kızlarla dolayısıyla ip atladığım, Beştaş oynadığım ülkeyi özledim. Huzurlu, mutlu. Hep kandırıldım dedi Büyük Süfyan Erdoğan. Halbuki kandırıldım diyerek hep kandırıyordu. Siyonist farklıdır, Yahudi farklıdır. Erdoğan, Siyonizm ajanıdır. Zaten Büyük Cesaret Ödülü'nde Yahudi olmayanlara vermediklerini en üst düzeydeki bir kurum başkanı açıkladı. Yani Erdoğan Yahudi dedi, o yüzden de ödülü verdik. Yoksa vermezdik yani. Bunlar tabii AK Partileri pek ilgilendirmiyor. Onlar keyifleri gıcır, sizden kurtulduk, çok rahat ettik diyorlar. Biliyorsunuz başörtülü bacıya eşediler demişti. Şimdi 17 bin, 18 bin başörtülü bacı hapiste. Bunlar senin bacın değil mi Erdoğan? Bunların takdiri başörtülü değil mi? Değil herhalde. Onlar AK Parti'ye oy vermiyor. Onların ülkeyi yıkma projesine katılmıyor.
haramilere haram diyor, hırsız da hırsız, terörist de terörist diyor. Bu nedenle hapisteler. Başka hiçbir suçları yok. Elleri kelepçeli bir anne var ve yanında yavrusu fotoğraf. Bazen bir fotoğraf karesi her şeyi anlatmaya yetiyor. Yüz ifadeleri çok şey söylüyor insana. Ha, bu arada ne yapmış Erdoğan? Referandumda %91 bireyin hakkıyla Kürtler bağımsızlığı kazanmış. Çok adil bir seçim yapmış. Sahtekarlıklarını yapmamışlar yani. Bu 16 Nisan seçimlerinde %33 olan oyları %50.4'e çıkarttı Erdoğan. AK Parti, MGK'nın, ÖKK'nın askerlerin yardımıyla diktatörlüğü geçirdi ya. Sessiz sistemi de saraya taşıdılar. Orada saydılar oyları. Dolayısıyla sahte gibi seçim yaptılar. Raporları hazır. Amerikalılar, Almanlar hepsi bunları belgelediler. Senin Mehmet'i kurtarmayacak YSK'nın başkanı Erdoğan. Kürtler demişler ki Erdoğan'a fazla hükürme lan demiş. Katır, petrol ticareti yapıyoruz beraber yıllardır. Sen büyük pay oluyorsun. Öyle vana mana kapatamazsın demiş. 24 saat içinde tükürdüğünü yalatmışlar. Yani bugünlerde Barzani'ye ateş püskürenler daha 3 sene önce 29 Ekim'de terörist denenleri trenlerle karşıladı. Yedirip içirdiler, beraber oynadılar, dans ettiler, gözyaşları döktüler. 24 saat geçmeden tabii tükürdüklerini herkes yalatıyor bu adamlara. Böyle rezalet, kefazelik yani. Celal Taliban'ın eski danışmanı demiş ki, Erdoğan yani Barzani'lerle petrol işlerini kesmez demiş. Yani kendisinin bir sürü para kazanıyor, milyarlarca dolar. Sadece petrol de değil yani. Sigara fabrikası var ortak Barzani'de. Kaçak sigara satıyor. Kaçakçı. Kaç tane Kürt dostum var, cemaat elinden tutmasa dağa çıkmıştım diyor. Hoca efendi, 1000 yıl aynı kaderi paylaştığımız kardeşlerimize sahip çıkın derdi. Ve sahip çıktıyız mı? Onları dağdan, silahtan, terörden kurtardı. Ve hayırlı hizmetler için dünyaya gönderdi. Kürt kardeşlerimiz hizmetin neredeyse yarısını oluşturdu. Dolayısıyla hepsini seviyoruz. Mucuk mucuk. Öpüyoruz hepsini. Kürtler kadar mert insan zaten az bulmuş. Türklerde mertlik yokmuş. Neyse. Cemaati havuz üzerinden tanıyan yorumcular, ben ne anlatıyorum şöyle? Adamlar ön yargıdan kurtulamayacaklar. Anlamak için zamana ihtiyaçları var tabii. Aşırı milliyetçiliğin hastalıkları, virüsleri kanlarında dolaşıyor. Hizmet insanlarında örnek almaya pek niyetleri yok. Tabii açlık biraz milliyetçiliği azaltır. Yani Süfyan Erdoğan zulmetmekle belki iyi yapıyormuş. Türkler eğer aç kalırsa şöyle yemek ısmarlarım Kürt'e kardeş deme yeter diyebilir. Zihniyet işte. Hiçbir şekilde kucak açmadı, kendinden saymadı. Devlet politikalarında 1000 yıllık tarihimiz olan Kürtleri ezdiği yetmiyor mu? 200 yıldır eziyorsunuz. 200 yıl yani. Osmanlı'dan başlatıyorum ben. Hadi ana dil hakkına falan geçtim. Kimlik krizine falan. Ulan yanlış konuşursan dayak yiyorsun. Kürtçe konuşamıyorsun. 18 bin fare meşhur cinayet var. O taştaki asit kuyularının yerlerini de ben ortaya çıkardım yani. Tahir Elçi'yi bu yüzden öldürdüler. Benim kitabımı delil gösterdi Şırnak'ta. O zaman tabii atmosfer, siyasi atmosfer fazla, biraz gaza gelmiş. Yani delilleri de ben koyunca kitaba. Ama cidencilerin hepsini Erdoğan bıraktı, şimdi katille devam ediyorlar. Yani siz bunlar olurken oh olsun diyorsunuz, değil mi? Yahudiler gibi. Yani Kürtlere 100 yıldır affedersiniz köpek muamelesi yapıyordunuz. Burası yani Makedonya falan değildi, Türkiye'ydi yani. Sonra da devletin yaptığı bu muameleye karşı oh olsun diyeniniz vardı. Ses çıkartmayan, haber yapmayanınız vardı. Susanınız çoktu. Kürdüm demek sanki utanılacak bir şeydi. Fiili bölümü öncesi gerekli olan bütün psikolojik hazırlığı zaten duygusal olarak yaptı, şeyleri yıkmıştı Erdoğan rejimi. 2000'den fazla siliyordu Hulusi Akar son 3 yılda. Süper başarı. Bunlar neyin hazırlığıydı? Yani döndük şimdi özellik konusuna. Kardeşim Oslo görüşmelerinde MİT'le gidip de bu afet Güneş'le
Sabrok'ta pazarlık yapan siz değil miydiniz? Oslo'da ses kayıtları çıktı yani meydana. Hani konuştuğunu da biliyoruz. PKK diyor ki hizmetten rahatsızız, bu hizmeti bitirin. Gençleri alıkoyuyor, eline silah almaktan daha çıkartmıyor. Bunlar vatan haini diyor PKK. Erdoğan'ın tabi adamları MİT'e diyor ki tamam diyor, biz zaten hizmeti bitireceğiz diyor. Şimdi kardeşim, zaten sen Erdoş İskenderun'a veya Turun'a çıkmıştın, orada sen Kürdistan'ı tanımıştın, ben BOP eş başkanıyım demiştin ya. Bu BOP projesi uygulanıyor şu anda, 22 tane yeni devlet çıkartılıyor ve bütün dış güçler, dış düşmanlar da seninle işbirliği halindeler. Hırsızlığı bile sandıkta temizleyen bir milletiz biz yani. Bir tane politikacı yok, yargılanmış, hapis cezası almış. En son Yüce Divan'da Mesut Yılmaz, Tansu Çiller, Cumhur Ersin'ler, Hüseyin Mertin Özkan yargılandı. Hepsi birbirini beyat ettirdi. Sonuna kadar takip ettim ama bir şey çıkartamadım efendim. Delillerin en sonunda kitap yaptım. Ne yapayım? Hazar'ın Kurtlar Vadisi'nde var. Alın okuyun. Üç baskı yapmış. Madem öyle, işte böyle. Kitaplara geçiyoruz artık. Hem de kaç sene önce? 14 sene, 10 sene önce mi? 12 sene önce yayınlandı. Yani 2005 yılında. Tabii bunlar hırsızlar efendim, her devrede soygun yapıyorlar. Soygun şahane. Eskiden İrtica bahaneydi, şimdi FETÖ bahane, soygun şahane. Terör, tam gaz. Niye bu referandum sonuçlarına hükürüyorlar da anlayamadık. Asıl sebep nedir yani? Kaldı ki bu adamlar Manisa'da devlet kurmuyorlar yani. Siz Manisa'da başörtüsü bacıları alıp hapsediyorsunuz ve onlara işkence yapıyorsunuz. Anlayamadık yani. Adamlar hala hazırda, zaten 98'den beri defokta devletler, orada devlet kuruyorlar. İşgal mi var? Yok. Katliam mı olmuş? Yok. Peki derdiniz nedir sizin? Sovyetler Birliği dağılımda Türk Cumhuriyetler bağımsızlığını ilan etti. Kimse itiraz etmedi. Hemen tanıdık. Rusya bile itiraz etmedi. Hatta anasını belirlediler ülkeni. Kutlar Vadisi bir yandan milletin zihnini zehirledi gençleri. Büyük resimler, büyük projeler, kumpaslar. Ondan sonra büyük oyunlar, saçma sapan şeyler filan. Eline silah, işte sinek öldürür gibi adam öldürdü Polat Alemdar. Saymadık yani kaç tane adam öldürmüş bu dizide. Memati'nin Abdülhey'in öldürdüğü adam sayısını hesaplamak için yani makineler yetmiyor. Yani hesap makineleri de yetmiyor. Yani figüranlar ölmekten mutlular. Kaç defa ölecekler kardeşim bu adamlar ya. Kan da çıkmıyor. Of of. Üniversite mezunlarının fakirleştiği, eğitimsizlerin zenginleştiği ülkeye Türkiye deniliyor artık. Gerizekalılar ülkesi. İstanbul Belediye Başkanı istifa ediyor, kimsenin umurunda değil. Adamı zaten kimse takmıyor. O da zaten beni kimse takmıyor diye istifa ettim diyor ama aslında mesele başka bir rant. Orada soğanlık askeri alanı efendim dün itibariyle yaktılar, yanıyor hala. Tamamen kül olsun. Neydi o? Reyna mıydı? Reyna'yı da yakmışlardı. Hep rant yani bunlar. Şimdi de meşhur Boğaz'daki asker okula gözlerini diktiler. Paylaşamıyormuş bakanlıklar. Kim gasp edecek filan. Şaşırdık mı? Yok. Hırsız bunlar. Ankara Belediye Başkanı Melih Gökçek istifa eder diye çok beklemeyin efendim. Kimse ona istifa et diyemiyor. Ne Erdoğan diyebiliyor, ne askerler diyor. Melih Gökçek'in ne zaman istifa edeceğine ancak kendisi karar verir. Öyle gökten meteor falan düşse de istifa etmez. Yani cinler, minler bastı Türkiye'yi yine istifa etmez. Moskova düşmanları vardı onun. Şimdi Moskova dost oldu. Bütün ortak işleri var. Silah ticareti yapıyor. Teröristlere silahtan gönderiyor ortak. Ergun'un koncu askerlerle. Hepsini almış işe. Bir sürü paravan şirketi var. Yani Cem Uzanlar'a kızıyorduk ama Cem Uzanlar'ın 250 tane resmi, 250 tane gayri resmi şirketi vardı. 500 tane. Hepsini el koydular. Melih Gökçek'in şirket sayısı 1000'den fazla diye ben saydım. Yani
Maşallah, maşallah. Cem Uzanlar'ın 10 katı soymuş. Sadece Melih Gökçe'nin yaptığı hırsızlık. Parsel parsel sadece Ankara'yı satmamış efendim. Bayağı bir hırsız yani. Tabii bu yangın ve soygun şahane. FETÖ bahane gidiyor. Yiyorlar nasılsa. Herkes yiyor. %93 yiyormuş bunu. Parsel parsel vatanı sattınız. Zulüm devam ediyor. Hizmet hareketi gönüllerine yönelik soykırım ve metin kaçırma operasyonları sürüyor yurt dışında. Biliyorsunuz listeler verdiler, her ülkeye gittiler. Zaten Süfyan ülke ülke dolaşır efendim. Bu var. Hadislerde de var. Efendim mesela Üstad da yazmış. Beşinci şu anda. MGK'nın da kararı var bu konuda. 2016'da aldı. Erdoğan ülke ülke gelsin. Hazırladıkları, fişledikleri listeleri versin. Senegal'dan Mozambik'e, Kanada'ya kadar geldiler. Ama Kanada'dan biz bunları postaladık efendim. Burada fabrikasından var. Onları National Post'a Not Welcome karşılaması yaptım. Orada benim açıklamam falan var yani. O gazeteci kardeş benden ne yapayım diye sordu da ben de nasıl haber yapacağını öğrettim. 25 yıllık gazeteciyle oyun mu oynuyorsunuz? Tabii AK Parti yüzü yok. CHP'lilerle MHP'lileri göndermiş isimlerimizi vermeye. Ama tabii Kanadalılar aptal olmadıkları için Ulusal Güvenliğe bakan insanlar bunların uluslararası terörist olduğunu bildiği için, hırsız olduklarını bildikleri için, yani IŞİD teröristlerine silah gönderen adamlar kim takar ya? Fakat Pakistan takıyormuş. Pakistan devleti ve istihbaratı takmıyor. Mahkemesi takmıyor ama adamlar rüşvet veriyor. Fatih Avcı bugün anlattı. Bende de var hikaye. Web siteme girdim. 15 tane sivil giyimli polis geliyor. Böyle silen giren de çalmıyor yani. Kaçırıyorlar resmen ya. Güpegündüz. Ailece kendi. İki tane de kızlarıyla. Çünkü Birleşmiş Milletler'in asylum seeker başvurusu efendim insanları korumuyor. Asylum seeker belgesi sadece bir başvurudur. Aday oluyorsunuz. Daha refüji kart almanız lazım. Yoksa Birleşmiş Milletler sizi koruyamaz. Kendinizi kandırmayın. Yezid Erdoğan ve emirerleri bebek kartı olarak tarihe geçtiler. MGK'yı kutlarız. ÖKK'yı kutlarız. Bu zulümler tarih boyu yapılmamıştı. Eksik kalmasın yani. Dilerim Allah'tan tez zamanda belanızı bulursunuz. Şimdi yine kapıda bekleyen polisler bir doğum evinde ne yapıyormuş? Bir bebek daha hapse atmak için çok meşgullenmiş efendim. Ablamız da başörtülü maşallah mübarek. Allah hızadan saklasın. Cennetine koysun. 2 aylık Ahmet Haşin bebeği zaten tutamışlardı. Şimdi de annesini bebeğiyle beraber hapse gönderecekler. Çünkü dışarıda kalması sakıncalı. Çok tehlikeli yani. Eline silah alır malır. Yani şeytan doldurur filan. Korkuyorlar. Bebeklerden korkan bir rejim. Başörtülü hanımlardan korkan bir rejim. Büşra Atalay da öyle. Bir bebeğe vefat etmişti. Oğlu da yoğun bakımda. Onu da yoğun bakımda acı üzüntü içindeki bir loğusa anneyi ezil etmek, işkence yapmak çok cesurların, çok mertlerin işidir. Namert şerefsizler. Ben üslubumu bozmuyorum efendim. Bunlar sosyal medyada insanlar yazmış. Bana söylemeyin bir şey. Kendi ülkesinde tutuklu 18 bin insan varken, 700 bebek varken kaydediyor mu? Sonra arkadaşlar diyor ki ya hepsini kaydetmiyor. Ediyor kardeşim ama pilimiz bitiyor. Pil yetmiyor bu telefonun pili. Ne yapayım yani? Abdullah Gül de demiş ki Suudi Arabistan'da nihayet kadınlara araba kullanma hakkı verdiler. Kralı Salman'ı kutlamış. Veliaht Prens de tebrik etmiş. Ama 18 bin kadın hapiste 700 bebek içeride Erdoğan'a laf söylememiş yine. Yani Abdullah Gül efendim hayret etmeye devam ediyor ama onun hayret makamına biz hayret ediyoruz. Henüz insan olmayı başaramadı. Bu arada tabii Dışişleri Bakanı da Mevlüt gitmiş Çinlilerle görüşüyor kardeşim. Doğu Pençik ayarlıyor randevularını. Doğu Türkistan İstanbul'a gidin terör örgütü yer etmiş. Nerede Müslüman varsa terör örgütü sayıyorlar. AK Parti bu kadar şerefsiz bir terör örgütü İslam tarihinde herhalde gelmedi. Duydunuz mu? Neyi? Doğu Perinçek toplanmış Vatan Partisi'nde, Vatan Sıtlar Partisi
Demiş ki koyunlarına, Atatürk devrimi yapacağız. Artık demiş bu savaş rotasından çıktı. Böyle savaş en barışçıl çözümmüş. Silahlar konuşacakmış artık. ÖKK'ya haber gönderiyor. Kardeşler diyor, mal gidiyor, götürüyor Erdoğan. Her şeyi kendi çıkarına yontuyor. Devrimimiz yapıyoruz, bu adam yiyor yine her şeyi. Kardeş paylaşacağız, paylaşamıyoruz bu devleti. Ne yapalım? Silahlar konuşsun. Herkes birbirini öldürsün. İç savaş çıksın demiş Doğu Perinçek. Çok güzel bir konuşma yapmış. Örgütlemiş yani Vatansızlar Partisi'ndeki vatan hainlerini. Onlar kendilerine Vatan Partisi diyor da ben Vatansızlar Partisi diyorum. Süfyan Erdoğan da resmen açıklamış. Yani Pakistan'daki aileyi biz kaçırdık. Çok gurur duyuyor. Tabii suç olan bir şeyi açıklamak, mafya devletinin bir şeyi hesap vereceğini falan düşünmüyor. Aynı gün ne olmuş? Daha 24 saat geçmemiş efendim. Annesine kireçe takmışlar bir evladın önünde. Bir tatlı olan. Bunlar zulüm tabii. Hayko Bağdat bağırmış. Görüp de görmemiş gibi yapan herkes zalimdir demiş. Bir Ermeni kardeşimiz, Türkiye vatandaşı. O da Almanya'da. İnşallah Allah selamet versin. Fırat diyeyim gibi öldürmezler. O da bir vatan evladıydı. Öldürdüler. Ve bir küçük reçetesi. Bu arada tabii son bir yıl içinde zam oranları artmış. Türkiye'de doğalgaz %34, kömür %26, benzin %23, elektrik %19 yükselmiş. Ama Anadolu Ajansı zam yaptık demiyor. Ne diyor? Savaş ekonomisi var kardeşim. Savaşıyoruz biz diyor. Pamukeliler cebe. Motorlu taşıtlar vergisi de %40 zamlanmış. Türkiye dünyadaki en yüksek MTV ödeyen ülke olmuş. Mehter'i az veriyorsunuz kardeşim. Biraz daha mehter çalın. Dombranın sesini de biraz açın. Yani millet uyumuyor yeteri kadar ya. Almanya tabii kardeşim ne yapıyor? Bir arabayı 50 bin euroya üretiyor. 100 bine satıyor. %100 para kazanıyor. Biz de 100'e alıyoruz. Sonra vergileri koyup 250'ye satıyoruz. Almanya 50 kazanırken biz 150 kazanıyoruz. Ne gerek var milli araba yapmaya? Zaten araba devrimini kaçıralı 100 sene oldu. Uğraşmaya değmez yani. Öyle marka Güney Kore gibi biz olamayız, Japonya gibi. Onlar böyle savaştan falan çıkmamışlar. Biz savaş görmedik yani. Bir dünya savaştan beri. Bahaneler çok efendim. Tabii son bir yıl içinde ne yapmışlar? Emeklilere %3, memura %3, milletvekillerine %45 zam yapmışlar. Buna para var. Pazarcısından doktoruna 140 bin insanı Baylok diyorlar, içinde var. Yargıtay da tanımış, çok düşündürücü yani. Bu Yargıtay, Süfyan Yargıtay herhalde. Uluslararası raporla çıktı. Baylok bu 15 Temmuz'dan 6 ay önce uygulaması bitmiş. Mümkün değil darbeyle alakası olsun. Darbe yok zaten. Tiyatro. Bu eşkıyalık zulüm tabii. Buna hukuki gerekçe uyduran bütün hakimler, savcılar da salaklıklarına doymasınlar. CHP ne yapıyor? OHAL süresinin bitimine 3 gün kala bir demeç verir. Çok üzgünüz ya. OHAL kalksın falan diyecek. Sonra 3 ay daha bekleyecek. Sonra tekrar üzülecek. Hepsi alçak bunlar. Gülsem'in Çangaz'da yine doğum evinde Samsun'da bekliyoruz. Artık bundan sonra gelen zamlarla yolun geri kalan yarısını AK Parti katırlarla, bir katır var başlarında. Katırlara efendim arabayı kesiyorsunuz ortada. Bir fotoğraf var burada. Çok güzel bir fotoğraf. Ben göstereyim mi fotoğrafı size? Yani bir de bakayım. Şarj bitiyor mu? Bitmiyor mu? Sonra biter biter demeyin yani. Bak böyle bir araba yapıyorsunuz. Arabayı kesin. Benzin zaten masraflar çok fazla. Artık bundan sonra eşektir, attır, katırdır. Bu şekilde bir taşımacılık Türkiye'de uygundur. Ve şaka yapmıyorum ya. Gerçek bu. Bu kadar vergi ödenirse tabii arabayı sırtınızda taşımanız lazım. Çok değerli. Kanada'da 1 dolar olan benzin litresi Türkiye'de habire kalkıyor. Amerika'da da daha az yani. Amerika'da 60 sent falan ya. Kanada'da biraz daha fazla uyguluyor.
Amerikalılara ucuz satıyoruz. Bu kandarlar da yani kendi halkına biraz fazla vergi koyuyor ama bizim Türkiye gibi değil tabii. Bütün gazetelerin manşetleri bir gece ansızın gelebiliriz diye manşet atmış. Ana kaç tane gazete birden? Yeni Çağ, Türkiye, Orta Doğu, Akşam, Hürriyet, Milliyet, Sabah, Vatan. Evet, bu gazetelerin hepsini çıkartacağınıza bir tane Pravda çıkartın. Adını da Pravda koyun. Ve bütün gazetelerin manşeti aynı. Yani aynı yerden beslendikleri ve kontrol ettikleri belli. Sayın MKK'cılar, sayın kurmaylar, bu kadar salak mısınız siz ya? Açık açık böyle yapılır mı? Bari biraz oynasaydınız yani. Bir gece ansızın gelebiliriz. Gelebiliriz bir gece ansızın yapsaydınız. Veya gece bir geliriz ansızın filan. Biraz oynasaydınız yani manşetlerde. Ne yapıyor bunlar? Sizi efendim donunuza kadar soyacaklar. Nereden belli? Zam oluyor. Otoyol geçiş ücretlerine %15, köprü geçiş ücretlerine %48 yapılmış. Anadolu Ajansı halka bunu söylemiyor efendim. Haberiniz yok sizin. Siz zaten öderken haberiniz olmuyor. Ama tabii siz ne yapıyorsunuz? Artık arabalara bize binsin diyorsunuz. Şu IMF'ye verdiğim borcu Erdoğan 5 milyar dolar geri al da 450 milyar dolar aldığım borcu, halkın borcunu, millet borçlu zaten, öde yani. Şaka yapmıyorum ya. Bunlar tweetlerde, sosyal medyada paylaşılan şeyler. YÖK Başkanı demiş ki 4 gün önce değişmeyecek dediği bir sistemi şu an değiştireceğini açıklıyor. Ve ülkenin tek kişi tarafından icra edildiğini ispatlıyor. Almanya'ya sövüyorlar, halk sövüyorlar. Almanlar da 1 milyon mülteciye bakıyor ama onlar asgari geçim ücreti veriyor, işsizlik parası veriyor, ev kirası veriyor, şartı parası veriyor. Yani öyle mağdur falan etmiyorlar. Süfyan aldatmayla iş gören edepsiz bir hırsız ve teröristtir. Müslüman olsa terörist olmazdı. Hırsız ve zalim hiç olmazdı. O da tabii şeytanları bildiği için bunların hepsi onlara müstehak. Şivan Perver cesur mert çıkmış. Meyri meyri şarkısını söylediği için çok pişmanmış. Helal olsun. İyice duruş sergilemiş Şivan Perver. Yani, Şivan Perver'in eski sevgilisini tanırım. Kanada yaşıyor. Çok yardımcı olmuştum o hanımefendiye. Gerçi Şivan Perver'den kurtarmak için çok uğraştım ama olsun. Şivan Perver iyi adamdır. Güler hareketinin terörist ilan edilmesi çok ayıp bir şey demiş. Doğru söylemiş. Of of. Aşkı hizmet ile divaneyim. Avazım çıktınca haykırıyorum. Davam. Bahtına düştüm. Ne olur kaydet beni de. Defteri şakirdana hocam diyor. Sayın profesör, psikiyatrist, dostumuz. Bazı dönemlerde bazı vazifeler öne çıkar. İçinde bulunduğumuz dönemde en öndeki vazife hakkı, hakikati anlatma sesidir. Ben de onu yapmaya çalışıyorum. Elimden geldiği kadar, dilimden geldiği kadar. İster beğeneyim, ister beğenmeyin kardeşim. Kimseye kendimi beğendirmek zorunda değilim yani. Nasrettin Hoca gibi sırtımda eşeği taşıyacak halim yok yani. O kadar insan mağdur. Meslekten, kamudan 145.711 kişi atılmış. Gözaltına 123.558 kişi alınmış. 57.885 kişi tutuklu, bunun 18.262 kadın, 39.623 erkek, koğuş ve hücrelerde 0-12 aylık arasında 149, 1 yaşında 140, 2-3 yaş arası 241, 4-5-6 yaş arası 127 tane çocuk varken hala konuşuyorlar. Evet, Firavun'un denizin ortasında azgın sularda boğduğun gibi yarabbi, zalimlerin nefesini kes yarabbi. Erenlerin eteklerini ümite doldur. Dünyanın dört bir yanına ümit tonları saç, ümidini yitirme durumda olan insanları ümitlendir. Allah'tan yine Allah istenmeli, onun rızası talep edilmelidir. Sevgiyi sevmek ve nefretten nefret etmek esastır. Şahıslara değil, onların kötü sıfatlarına karşı tavır alıyoruz. Yoksa ismini çektiğim şahıslarla bizim bir hesabımız, bir kinimiz, bir intikamımız yok efendim. Biz kötülükleri dile getiriyoruz. Gazetede Yüksel Turgut kardeşim bypass olmuş, iki damarı değişmiş, refakatçi vermemişler, yarısı kapanmadan da cezaevine geri göndermişler. Dolayısıyla bu zalimleri korkudan tabi dik duruştur. Polis kardeşlerimiz bir savurda alınmışlardı. O kahraman evlatlar, kimisini hücrede tutuyorlar tek başına. O kahraman evlatları çok arayacaksınız.
Dünyaya zalimane hüküm edenler, bulundukları mevki ve makamları hep inananların gafletinden istifade ederek elde etmişlerdir, diyor Hoca Efendi. Evet. Hüzün umumileşti. Bu ölçüde Allah nezdinde değer kazanıyor ve gökler sesinden teveccüh görüyor. Vazifeden el çekmek, yerde durmak bir irtidat sayılır. Bunu yapmayacağız efendim. Biz Musa'nın kavmi gibi sen Firavun'la savaş yendiremeyeceğiz. Allah elbet yardım edecektir. Yoksa Allah bu hizmeti alır bir başkasına götürür. Allah Rabbim bütün abi ve ablalarımızı korusun. Hinayetsin, insan müsveddesi canavarların eline düşürmesin. Evet, şu anda dua ile birlikte fiil olarak ne yapılacaksa o yapılmadı. Yapmada kusur edilemedi. Cenab-ı Hak bir bakarsınız, taşları yerine oturtur. Azı irfan olanlar hiçbir zaman ihlas ve mücadele bezginine düşmezler. Eşi cezaevinde olan bir ablamız bir tespih göndermiş. Oradaki zeytin çekirdeklerinden tespih yapmış kardeşimiz. Sanatlar gelişiyor. Evet. Not. Sufi'nin celal yüzünü dinlemek isteyenler YouTube'daki Sufi Terapi kanalıma, cemal yüzünü dinlemek isteyenler her sabah namazından sonra Ruhsal Terapi YouTube kanalına üye olabilir. İsteyen olmayabilir. Olanın da olmayanı da Allah razı olsun. Ben konuşacağım efendim. Evet, iddialarını hep yiyip tüklüklerini yalayan bu haramiler ustalmaz. Devlet teröristleri belayı hak etmiştir. Helak olmadan durmayacaklar. Kaybettiler ve bunu çok iyi biliyorlar. Bu kahpelikler asla unutulmayacak. Tekrar aldatamayacak haramiler ve teröristler. Cehenneme dek. Söz veriyoruz efendim. Söz veriyoruz. Vallahi billahi tallahi. Ve sizi ben Nesimi'yle baş başa bırakayım. Nesimi ne demiş? Minnet eylemem. Oy. Vay vay. Oh. Zalimleri kolon kanserine metastaz yapsın. Ama öldürmesin. Süründürsün, süründürsün, mahvetsin. Acılar içinde gebertsin. Enes Kızık 23 yaşında 5 günlük astsubaydı. Tutuklandı. O da kanser olmuş. Gerçekten kanser olan çok insan var. Kemoterapi görüyordu. Tutuksuz yargılanması gerekir ama ölsün diye hapishanede ölüme mahkum ettiler. Çok böyle insan var. İlaçlarını dahi verdirmiyorlar. Şahin Alpay çok sayıda ilaç kullanırdı. Vermiyorlar, ölsün istiyorlar. Böyle güzel bir aydın. Memleket isterim çocukların kapı ardında babam ne zaman gelecek diye beklemekten yorulup uykuya dalmadığı bir ülke isterim. Sokaklarda çılgınca koşup ip atlayan bir ülke isterim. Kızlarla ip atlardım. Odanlarla top oynamıyorum. Valla Beştaş oynuyorum. Özledim o ülkeyi ben. 12 yaşında, 10 yaşında kızlarla dolayısıyla ip atladığım, Beştaş oynadığım ülkeyi özledim. Huzurlu, mutlu. Hep kandırıldım dedi Büyük Süfyan Erdoğan. Halbuki kandırıldım diyerek hep kandırıyordu. Siyonist farklıdır, Yahudi farklıdır. Erdoğan, Siyonizm ajanıdır. Zaten Büyük Cesaret Ödülü'nde Yahudi olmayanlara vermediklerini en üst düzeydeki bir kurum başkanı açıkladı. Yani Erdoğan Yahudi dedi. O yüzden de ödülü verdik. Yoksa vermezdik yani. Bunlar tabii AK Partileri pek ilgilendirmiyor. Onlar keyifleri gıcır. Sizden kurtulduk. Çok rahat ettik diyorlar. Biliyorsunuz başörtülü bacıya eşittiler demişti. Şimdi 17 bin, 18 bin başörtülü bacı hapiste. Bunlar senin bacın değil mi Erdoğan? Bunların takdiri başörtülü değil mi? Değil herhalde. Onlar AK Parti'ye oy vermiyor. Onların ülkeyi yıkma projesine katılmıyor. Haramilere haram diyor. Hırsız da hırsız, terörist de terörist diyor. Bu nedenle hapisteler. Başka hiçbir suçları yok. Elleri kelepçeli bir anne var ve yanında yavrusu fotoğraf.
Bazen bir fotoğraf karesi her şeyi anlatmaya yetiyor. Yüz ifadeler çok şey söylüyor insan. Ha, bu arada ne yapmış Erdoğan? Referandumda %91 bireyin hakkıyla Kürtler bağımsızlığı kazanmış. Çok adil bir seçim yapmış. Sahtekarlıklarını yapmamışlar yani. Bu 16 Nisan seçimlerinde %33 olan oyları %50.4'e çıkarttı Erdoğan. AK Parti, MGK'nın, ÖKK'nın askerlerin yardımıyla diktatörlüğü geçirdi ya. Sessiz sistemi de saraya taşıdılar. Orada saydılar oyları. Dolayısıyla sahte gibi seçim yaptılar. Raporları hazır. Amerikalılar, Almanlar hepsi bunların belgelediler. Senin Mehmet'in kurtarmayacak. YSK'nın başkanı Erdoğan. Kürtler demişler ki Erdoğan'a fazla hükürme lan demiş. Katır. Petrol ticareti yapıyoruz beraber yıllardır. Sen büyük pay oluyorsun. Öyle vana mana kapatamazsın demiş. 24 saat içinde tükürdüğünü yalatmışlar. Yani bugünlerde Barzani'ye ateş püskürenler daha 3 sene önce 29 Ekim'de terörist denenleri trenlerle karşıladı. Yedirip içirdiler, beraber oynadılar, dans ettiler, gözyaşları döktüler. 24 saat geçmeden tabii tükürdüklerini herkes yalatıyor bu adamlara. Böyle rezalet, kefazelik yani. Celal Taliban'ın eski danışmanı demiş ki, Erdoğan yani Barzani'lerle petrol işlerini kesmez. Kesmez demiş. Yani kendisinin bir sürü para kazanıyor milyarlarca dolar. Sadece petrol değil yani. Sigara fabrikası var ortak Barzani'de. Kaçak sigara satıyor. Kaçakçı. Kaç tane Kürt dostum var? Cemaat elinden tutmasa dağa çıkmıştım diyor. Hoca efendi 1000 yıl aynı kaderi paylaştığımız kardeşlerimize sahip çıkın derdi. Ve sahip çıktıyız mı? Onları dağdan, silahtan, terörden kurtardı. Ve hayırlı hizmetler için dünyaya gönderdi. Kürt kardeşlerimiz hizmetin neredeyse yarısını doğru değildi dedi Kurais. Fakat daha sonra o kurban geldiğinde onlar İshak diyor tabi. Biz İsmail diyoruz. Dedim ki önemli değil İshak veya İsmail. Burada önemli olan Hazreti İbrahim'in yaptığı bir suçmedir, bir zelledir. İbn-i Arabi bunu söylüyor. Bir suçme yapmıştır İbrahim. Korkmuştur bir anlık ve rüyasını yorumlamamıştır. Yaptığı hata buydu. Eğer rüyasını yorumlasaydı, alemi misalde görünen kurbanlık hadiselerinin gerçek olmadığını, yani Allah-u Teala'nın ona sembollerle gösterdiği kurbanlığın aslında gerçek niyeti değil de Allah'ın onu bir imtihan olduğunu anlayacaktı. Rüyasını yorumlaması gerekiyordu. O bir peygamberdi. İsmet sıfatı vardı, fetanet vardı, feraset vardı. Evet, Hazreti İbrahim bir peygamber, biz peygamber değiliz. Sıradan insanlarız ve İbn-i Arabi şuna dikkat çekiyor. Allah için indinde nezdinde kurtuluş diye bir şey yoktur. O mefhum insanların mefhumudur. Allah zaman üstü, mekan üstüdür. Onu tenzih ederiz. Allah'a tesbih ederiz, hamd ederiz. Allah-u Teala Hazreti İbrahim'i terbiye ediyordu. Bizi de terbiye ediyor. Bunu söyledim. Allah'ın rububiyet sıfatıyla terbiye görevini yaptığını ve Hazreti İsmail'i daha sonraki hayatında ziyaret ettiğini anlattı. Evlendirme aşamasında sorunlarını çözme. Hep bir sorun olduğunda Hazreti İbrahim gidiyor ziyarete. Hazreti Hacer ayrılar. İki ayrı ev. Ki Hazreti İbrahim kesin tavrını koyamamış. Sara validemizin tacizine karşı ki orada Hazreti Sara da mübarek bir kadın. Hazreti Cebrail ile görüşebilen bir kadın. Peygamber doğuran bir kadın. Hazreti Hacer de bir peygamber doğurdu. Hazreti İbrahim iki arada bir yerde kaldı. Burada Hazreti İbrahim neden adaleti sağlamadı diye görüşünü bildirdi Rice ve topluluğu açtı. Tefekkür edin dedi. Bakın adalet bu dünyada tam sağlanamıyor. Ahiret lazım ki Allah büyük mahkemede gerçek adaleti sağlasın. Ve orada hiç bilmediğim bir şekilde hikayeyi sonlandırdı. Çok merak ettim. Hikayenin nasıl sonlandığını, çünkü Kur'an-ı Kerim'de biz bilmiyoruz. Hazreti Hacer ne olmuştu? Hazreti İshak
Sara validemiz vefat ettikten sonra artık kıskançlığa yer kalmadığı için Hazreti Hacer validemizi ziyaret edip Hazreti İsmail ile bir barış sağlamıştı. Babasını demişti ki sen Hazreti Hacer anamı, üvey anamı tekrar nikahına al. O bir hür kadındır. O küre değildir. O esir değildir. O cariye değildir. O benim anamdır. İsmail de benim kardeşimdir dedi ve aile birleşti. Bu şekilde hikayeyi happy ending şekilde bitirdi. Dedim ki çok cinlisin Bryce. Bunun kaynağını bana gönder. O da dedi ki sen de bana İslam'daki büyük kadınlar, Kur'an'daki büyük kadınlar kitabını gönder. Tamam dedim ve yarın için sözleştik. Hakiki sevgiler güzel insanlar. Biz hakiki sevgilerle beraberiz. Hak dostları. Allah'ı Allah için sevenlerle beraberiz. Fakat Türkiye'de biliyorsunuz aktualiteye dönecek olursak bir zulüm bilançosu var. 24 saat içinde şeytan çok yoğun mesai yapmış. Şeytan tatilde herhalde Erdoğan ve haramileri, MGK, ÖKK, MİT itleri, köpekleri şeytan yerine icraatlarını yapmışlar. Vatan hainleri bacadan paçadan kibirleri dökülüyor tabi. Bunlar dış güçlerin kuklaları. Zulme devam edenler haindir efendim tabi. Bu hainlerin neler yaptığını sosyal medyada tweetlerden size seçmeci olarak aktaracağım. Muhalefet ediyormuşuz gibi çek bir pampa diyor bizi. Tanıyorum kim olduğunu. Mazlumun bedduasına sakının. Çünkü onun bedduasıyla Allah arasında bir perde yoktur. Buhari, sahih hadis. Allah hiçbir anne babayı çocuğuna yeni bir çanta alamamışken 214 milyar liralık çantayla gezenleri alkışlayacak kadar şuursuz yapmasın. Kemalist, Atatürkçü, ulusalcı bir tweet hesabı. Ergonokon'un bir numarası Erdoğan'dır. Ne istedilerse hepsini tek tek sadakatle yerine getirmiş ve Dolmabahçe sürecine sadık kalmıştır. Yani bir köpektir. Katırdır, domuzdur ve gorildir. Kim kimi aldatmış? Erdoğan'ın danışmanına göre 2009'da bu hasret bitsin diye Samanyolu Koleji'ne gelen Erdoğan bir siyasi dahi menava göstermiş ve insanları alkışlatmış. 10 binlerce ahmak diye dalga geçmişlerdi. Ya resmen adama münafık demiş, münafık. Yalan söylüyor demiş. Yani aldatıyor demiş. Aldatan bizden değil de diyor hadiste. Hadis açık. Münafığın bütün alametlerini göstermiş. Emanete hıyanet etmiş. Yalan söylemiş. Verdiği sözü tutmamış. Münafık demiş yani danışmanı Erdoğan'a. Ama Erdoğan ve haramiler ahmak olduğu için danışmanın ona münafık dediğini anlamamış. Zombi olmuşlar hepsi. Benim anlayamadığım başka şeyler de var. Yani Mesut Barzani'yi devlet başkanı muamelesi yapıp bayrağını çekip getiren Ankara'ya AK Parti kongresinde alkışlatan kimdi? Erdoğan'dı, Binali Yıldırım'dı. Peki Kürdistan referandumun sonucuna niye şaşırmış gibi yapıyor bunlar? Allah Allah. Sözüm süreci dediği ihanet süreci, akil adamları sürecinde PKK'yı azdırdı. Tek muhatap yaptı. Terör örgütü 80 bin silah yedi. Öldürdü. Hiç sesini çıkartmadı kimse. Sonra bu eşkıyayı da onur konuğu yaptı. Salih Müslim'i de getirdi PYD'nin başkanına. Ağırladı. Sonra ne olmuş bu arada? 16 yıldır ülkenin borcu 450 milyar dolara çıkmış. Gençlerin de %25'i işsizmiş efendim. Yani Bektaşi'ye sormuşlar. Gelişmemiş demokrasilerde devlet yönetimi neye benzer? Bektaşlara kıldıralım. Yanıt vermiş. Demiş ki Hint yağı diye gelmiş. Ne Hint yağı? Niye diye sormuşlar. Ne Hint yağı ya? Bektaş demiş ki Hint yağının kim tadına baktıysa ya altına etti ya da ülkenin içine. Bu gülme arası biliyoruz. Gelmeyelim asık yapmıyoruz ama gülme molası. Özgürlüğün en büyük düşmanı halinden memnun olan kölelerdir diyor. Bunu da Guevara var. Malum yani şu komünist
davadan var ya, fakir gariban değil. Ey millete bir sille olan darbe-i münker, ey hürmeti kanunu tepeden satmayı bidat. Milliyeti kanunu mukaddes tanıyan her vicdan senin lanetle, mezelletle eder yat. Düşsün sana meyyarı tahküm, eğlen sert kopsun seni, bir hak diye alkışlayan eller, kopsun eller, diyor Tevfik Fikret. AK Parti'nin yozlaştırdığı ülkede gelinen durum şu. 7 yaşındaki Zeynep'i okul yolunda öldüren cani olan babası, cinayeti keyifle işledim diyor, kendi çocuğunu öldürüyor. Çıkınca diyor, anasını da öldüreceğim diyor. Şimdi bu dünyada adalet olsaydı bu adama iple salandırmak lazımdı. Ama bu katili Süfyan Erdoğan rejimi cezalandırmaz, arka kapıdan çıkartır, tetikçi yapar, cinayet işletir. Bu durumlara tabii artık dayanamayan Sakarya'da bir polis memuru kendini asmış efendim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın adıyla Rahmanirrahim'dir. Selamünaleyküm. Tefeül'de bakın neler çıktı. De ki, sizi ondan ve bütün sıkıntılardan ancak Allah kurtarır. Sonra siz sözümüzü unutur, yine ona şık koşarsınız. İnsanoğlunun hasiyeti. Nisyanı müftena. De ki, Enam suresindeyiz. O size üstünüzden veya ayaklarınızın altından azap göndermeye yahut sizi fırkalar halinde birbirinize karıştırıp bazınızı bazınızın kinini tattırmaya kadirdir. Allah'ın Kadir ismi sahnede. Bak, ayetleri nasıl açıklıyoruz. Ta ki anlasınlar. Halbuki o Kur'an hak olduğu halde kavmin onu yalanladı. Uydurdular, Kur'an'ı değiştirmeye kalktılar. Evet, bunlara şahidiz. De ki, ben sizin üzerinize bir vekil değilim. Biz sizin üzerinize vekil değiliz AK Partililer, Haramiler, Süfyan Erdoğan. Duyun, MGK domuzları, ÖKK şerefsizleri, MİT'i, İT'i. Her haberin kararlaşacağı, vuku bulacağı bir zaman vardır. Zamanı merdutu gelecektir ve ileride bileceksiniz. Çok yakında bileceksiniz. Ayetlerimiz hakkında ileri geri konuşmaya dalanları gördüğün zaman ise artık onlardan başka bir söze daldıkları zamana kadar kendilerinden yüz çevir. Biz de yüz çevirdik. Buna rağmen şeytan bunu gerçekten sana unutturursa artık katıldıktan sonra o zalimler topluluğuyla beraber oturma. Biz zalimler topluluğuyla beraber asla oturmayacağız. Zalimler Allah'ın belasını, lanetini üzerine çekmiş bir helak olacak toplumdur. Hem Allah'a karşı gelmekten sakınmakta olanlara, onlara o kafirlerin hesabından bir şey yoktur. Fakat müminler için onlara iyiliği emretmek cihetiyle bir hatırlatmak borcumuz vardır. Evet, o borcumuzu yerine getiriyoruz. Ta ki onlar da sakınsınlar. O halde dinlerini bir oyun ve bir eğlence edinen ve dünya hayatı kendilerini aldatan kimseleri bırak. Hem sen onunla o Kur'an ile nasihat et ki bir kimse kazandığı günahlar yüzünden helaki düşürülmesin. Ona Allah'tan başka ne bir dost ne de bir şefaatçi vardır. Azabı kendinden men etmek için her türlü fitneyi feda edecek de olsa ondan alınmaz. Allah minnet verir, ihmal etmez. İşte onlar kazandıkları günahlar yüzünden helake düşürülmüş kimselerdir. İnkar etmekte olduklarından dolayı onlar için kaynar sudan bir içecek ve çok elemli bir azap vardır. Ebedi. De ki, Allah'ı bırakıp da bize ne fayda veren ne de bize zarara dokunan şeylere mi tapalım? Yani bir puta mı tapalım istiyorsunuz? Ve Allah bize hidayet erdirdikten sonra ökçelerimiz üzerinde geriye küfre mi döndürelim? Biz küfre dönmeyiz ki. O kimse ki gibi ki bize gel diye kendisini hidayete davet eden arkadaşları varken siz o arkadaşları gördünüz hepsini. Şeytanlar onu yeryüzünde şaşkın bir hale düşürmüştür. Şaşkın ördektir hepsi. De ki şüphesiz Allah'ın hidayeti, hidayetin ta kendisidir. Ve bize alemlerin Rabbine teslim olmamız emredildi. Biz de bir de namazı hakkıyla eda edin. Ve ondan Allah'tan sakının diye emredildi.
Zira kıyamet günü huzuruna toplanacağınız ancak O'dur. Gökleri ve yere hak ile hakkıyla icabet ettiği şekilde yaratan O'dur. Ol, kün diyeceği gün her şey O'nun hemen oluverir. Sözü haktır, sura üfleneceği günde mülk O'nundur. Görünmeyeni ve görüneni bilendir. Çünkü O hakim, her şeyi, her işi hikmetli olandır. Habir, her şeyden haberdar olandır. Allah her şeyden haberdardır. Bu nedenle ya Habir, ya Latif, ya Alim, ya Kuddüs, ya Hay, ya Kayyum, ya Kadir, ya Ahad, ya Samet, Allah her şeyden haberdardır. Hangi zulmü yaparlarsa yapsınlar. Biz ümit varız. Biz bu ümitle şahlanmış insanlar topluluğuyuz. Allah'tan, Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Zümer suresi 53. Bir ese düşmeyin. Yeis mani her kemandır. Yeis öyle bataktır ki düşersen boğulursun. Azmine sarıl sımsıkı bak ne olursun. Yaşayanlar hep ümitle yaşar. Meyus olan ruhunu, vicdanını bağlar. Ey dipdiri meyyit, iki el bir baş içindir. El de senindir, baş da senindir. Kurtarmaya azmin ne için böyle sürektir? Sen mi? Sen mi? Ne kurtarmaya koşuyorsun? Kurtarılacak sensin. İmanınız varsa dayanacaksınız. Dişinizi sıkacaksınız. Yılgınlık göstermeyeceksiniz. Bu dünya dayanma dünyasıdır. Darılma dünyası değildir diyeceksiniz. Sağnak sağnak başınızdan belalar yağsa, yer şak şak olsa bela fışkırsa, sema şak şak olsa bela yağdırsa, ibadet-ü taatın mevcut şeklinden bin katı fazlası sizin üzerinize yüklense, masiyetler daha da azgınlaşsa, yine dişini sıkacak, meyiller gibi kanıtlanacak, eteklerine tozu toprağa bulaştırmadan, neredeyse bazı meleklere taş çıkartacak şekilde, semada onları geçecek, bunu ispat etmeye çalışacak. Zira önümüzdeki yılın vazifeler böyle olmayı bekliyor, böyle olmayı iktiza ediyor. Yese takılıp kalmayın. Onun silemeyeceği günah yoktur. Şahlanın, şahlanın. Veliler içinde kendinize yer arayın. Şahlanın, enbiya arkasında kendinize yer arayın. Şahlanın, Bedir ashabı arasına girin. Şahlanın, ümitle şahlanın. Allah bütün kötülükleri sileceği, günahları sileceği ümidiyle şahlanın. Ruh arslanlar arasında yerlerinizi alın. Allah almaya muvaffak amin. Bu kısa mesaj herhalde herkes için bir bahar neşidesi olmuş. Reklamlar bitmiyor efendim. Bugün Hakiki Hisselilerle bir programım vardı. Amerikalı Kanadalı dostumuz Bryce bir topluluğa, hakiki seviyeleri topladığı bir topluluğa beni de davet etmişti. Ve orada Hazreti Hacer'in hayat hikayesini Tevrat'a, İncil'e ve Kur'an'a göre anlattı. Şunu fark ettim. Demek ki kıssanın tamamını öğrenmek için üç kutsal kitabı da beraber okumak gerekiyormuş. Kur'an-ı Kerim'in neden Tevrat, İncil konusunda tahşidatta bulunduğunu bugün anladım. Kitaplara iman, bugün bende iman oldu. Ve Rais'e şunu söyledim. İbn-i Arabi'nin görüşünü unutmuşsunuz. Onu da ben söyleyeyim dedim. İbn-i Arabi Hazreti İbrahim kıssasında Hazreti Hacer'i Mekke'de ıssız bir yere bırakırken acaba bir ebüz vardı. Sara validemiz onu ebüz yapmıştı. Tadiz etmişti, kıskanmıştı. Bu superiority, kendisini üstün görme
huyu asil olduğu için